Milleti bir tanıtayım. Bugün kalkmakla başlıyorsun. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Yönetimimizi tanıtayım. Yunus Güner, Halil İbrahim Türkoğlu, Selim Tuzcuoğlu, Cengiz Enis Yemenici, Hakan Öztaş, Orhan Büyük, Lütfi Ceyhan, Nebi Yıldız, Eray Ustabaş, Mert Oktay, Emre Ezer, Serdar Yılmaz, Ömer Pandur, Engin Göktaş, hep beraber arkadaşlar yeni olacak genel kurulda yönetime talibiz. Birlik ve beraberlik içinde geçeceğini düşünüyorum. 2018 yılında yapılan genel kurulda değerli üyelerimizin takdiriyle göreve seçildik. Seçildiğimiz tarihten bu yana ülkemiz birçok doğal afet ve hastalık ile sınandı. İlçemizde bu hastalık ve afet ile mücadele ederken bütün imkanlarımız ile esnafımızın yanında olmaya çalıştık. Biliyorsunuz sel oldu. Cami altındaki bütün esnaflarımız zarar gördü. Esentepe'deki derelerinde zarar gören esnaf arkadaşlarımız var. Kaymakamımız Yasin Bey'in bizi görevlendirdiği Ticaret Odası Başkanı ile birlikte bütün zarar ziyanlarını tespit ederek arkadaşlarımızın AFAD'la birlikte tespit ettik bütün arkadaşlarımızı. Onların zarar ziyanlarını tespit ettik, yazışmalarını yaptık. Zarar ziyanlarını en üst düzeye çıkararak faydalanmalarını sağladık. Esnafımızın pandemide kısıtlanan çalışma saatlerini lehine olacak şekilde mülki amirlere ileti halindeydik. İl Hıfzıssıhha Kurulu ile gerekli yazışmalarımızı yaptık. İlçemizde yaşanan en büyük zararları da buradan ortadan kaldırmaya çalıştık. Esnaflarımızın sözcüsü olan odamıza basit usulde vergi veren esnaflar sanatkarımızın defterlerini işletmesi için daha büyük rakamlara mali müşavirlerin tuttuğunu biz cüzi bir parayla 30 liraya tuttuk. 550 tane üyemizin defterini tutmaktayız. Bu bizim odamıza gelir getiriyor. Biz bunlarla yaşıyoruz. Esnaf ve kredi kefalet kooperatifinden kredi çekecek esnafımızla esnaf kefalet arasında, esnaf odası arasında köprü oluşturduk. Benim orada bulunmam bizim üyelerimize çok kolaylık sağlamaktadır. 10 gün gibi kısa bir sürede ellerine parayı geçirtirebiliyoruz. Üyelerimizin özel günlerinde manevi olarak yanlarında olmaya çalıştık. Odamızın refah içinde üyelerimize kaliteli hizmet verebilmesi için yönetim, denetim, kurul üyelerimiz ve personelimizle birlikte bütün yazışma genelleri titizlikle incelenerek üyelerimizi bilgilendirmekteyiz. Tabii eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur. Mutlaka ama her daim bilinmelidir ki az yaptı, belki istediğimiz kadar yapmadı denilebilir. Ama hiçbir zaman adaletten şaştı, esnafımızın tek bir kuruşunu ziyan etti denmemesi tarafımıza duyulan güven ve esnaf kardeşlerimizin gönlündeki yerimiz bizim için bu dünyada gelinebilecek en yüce makamdır. Ben bundan gurur duyuyorum kendim şahsıma. Bu da benim bu genel kurulda son dönemim, buradan açıklıyorum. Bundan sonra genç kardeşlerim var. Bunlara bırakacağım hayırlısıyla. Tabii bunların öncülüğünde bir omurga vardır burada. Omurga olacak. Diğerlerini kendi arkadaşlarım seçecekler, kardeşlerim. Burası emanet edilecek bir yerdir. Buranın önüne uğramayan, 5 senedir uğramayan, seçimden seçime gelen, neyle yaşadığını bilmeyen arkadaşlarımız buraya aday olmuşlardır. Buraya aidatlarla, belge paralarıyla yaşıyor. Biz 50 bin lirayla burayı aldık. Şu anda 27 oda var Düzce'de. 1 numaralı odayız. Her yıl teftiş geçiriyor. 1 numarayız. Borcu olmayan tek odayız.
Başka söyleyeceğiniz bir arkadaşlar bir şey varsa şey yapın. Ziyaretlerinizde gördüğünüz intiba durum nedir? Bunu değerlendirin. Valla bizim diğer arkadaşlarımız başka türlü söylüyor. Bize öyle bir tepki var ki bizim işimizi sizden başkası göremez. Bacaklarımıza, kollarımıza sarılıyorlar. Böyle bir şey. Biz çünkü burada iş bitirecek, iş bitireceğiz. Burası bilgi, beceri ve iletişim yeri. Yani öyle bir günlük biz şey yapmadık. Yani biz seçimden seçime gezmiyoruz. Her zaman esnafın yanındayız. Cenazesinde, düğününde, özel günlerinde her zaman yanındayız. Bir arkadaşımız gitmiyorsa bir arkadaşımız gidiyordur oraya. Esnaf odasını temsilen gidiyordur. Buyurun abi. Nedim Bey. Buyurun. Şimdi esnafların esnaf odası dediğiniz zaman sizden böyle beklentileri çok büyük. Esnaf odası Akçakoca'da esnaflara ne yapmakla yükümlüdür? Esnaf odası, esnaf buranın defterini tutar. Yani maske dağıtmak sizin işiniz mi? Hayır. Yardım dağıtmak sizin işiniz mi? Hayır, bilmiyorum yani. Başka bu tür olaylar hep sizin işiniz mi? Esnaf bizim odasının işi mi? Bizim kuruluşlar vardır, bizlerde yardım yoktur. Bizim maskeyle dağıtmakla bir şeyle işimiz yoktur. Tabii ki yardımımız yapacağız ama manen. Maddi olarak yardım yapmamız mümkün değildir. Bunlar şeyde vardır. Bu arkadaşlarımız neyin neyle yapılacağını, neyin nerede kullanılacağını bilmemektedirler. Onun için şöyle bir broşür dağıtmışlar. Şimdi ben size okusam bunu, yani altından kalkamazlar. Ben onun için söylemiyorum. Kırıcı da olmak istemiyorum. Bu arkadaşımızın babası, rahmetli Salih abi bizim yanımızda bulunuyordu. Yani kötü olsa, biz kötü olsak bu adam bizim yanımızda uzun seneleri durmazdı. Ve asker gibi vefat ettiği zaman şu arkadaşlarımızın hepsi orada cenazesinde durmuştu. O da bize bir emanetti. Saygıyla şey yapıyorum, yad ediyorum Salih abimizi. Duygu'nun ağzından da ben bir kötü bir şey duymadım. Yalnız yanındaki arkadaşları belden aşağı vurmaya başlıyor. Bu böyle değildir. Burası siyaset yeri değildir. Bakın her türlü arkadaşımız var burada. Gençler var. Gençler vardır. Buraya siyaset sokulmaz. Burası esnaf odasıdır. Esnafla ilgili her türlü yardımla birbirinize gideceksin. Güç kuvvet esnaftan da var. Bizim, yani beni herkes tanıyor burada. Kimin işini görmemişim? Bir kişi görmüyor. Orada yönetimler bana gelip beni de buraya al diyen arkadaşlar benim aleyhimde konuşuyor. Yani Nedim abi bu işi çözer diyor. Olmaz böyle şey. Başka soracağınız bir şey var mı? Sayın Başkan, sizden önce diğer grupla bir kahvaltı yaptık. Evet. Oradan bize söylendiği kadarıyla esnafların yarısına yakını kadınlardan oluşuyor. Evet. Kağıt üzerinde de olsa kadın esnaflar varmış. Şimdi kadınların bu denli yoğun olduğu bir odada sizin idare binanızın olduğu yer kötü bir yer. Evet. Çok da kadınların rahat giremeyeceği bir yer. Benzer sorunlar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi zaten oradan parti bürosunu kaldırıp başka yere gitmişti. Sizin bundan sonraki süreçte oda merkezini daha işler, daha kadınların da uğrayabileceği bir yere taşıma gibi bir planınız var mıdır, olacak? Şimdi burada demin de belirttiğim gibi 27 tane oda var Düzce'de. Bunların en maddi olarak en iyi durumda olan biziz. Biz de demin de belirttim, bizim harcamalarımızı bilmem ne biz kendimiz yapıyoruz. Paramızı tutarız, bir kuruşu helal olarak saklıyoruz. Tamam, ben gidebilirim oraya. Orada iki tane daha odamız var. O arkadaşlık sekreterlerimiz birbirleriyle yardımlaştığı için, yani onun için biz başka tarafa taşınmayı, yani hoşgörüyle şey yapmak istemiyoruz yani. Zaten bildiğimiz kadar da evet. O yer bina sizin. Bizim, yere, o yer bina bizim. Evet. Şimdi satarken orayı belli bir cüz'ü miktara satacaksınız. Biliyorsunuz inşaat sektörü çok ileri duruma gitti. Biz alabiliriz belki ama diğer arkadaşlarımız alması mümkün değil. Kiraya çıkacağımıza bunun yeri de bellidir. Oraya gidiyor. Bakın Halk Bankası geçti. Bize yakınlaştı daha çok. Daha çok. Biz uzaklaşsak olmaz. Yani esnafın Halk Bankası ile bizle arasının köprü vazifesi göreceğimiz yer uzaklık olmaması lazım. Şimdi biz bunu esnaf kefalette değerlendirdik. Oranın yönetiminde de ben varım. Oraya gittik uzakta ama bütün üyelerimizden tepki çekti. Biz oraya nasıl gideceğiz? Arabası olan var, olmayan var. Onun için şu anda burayı düşünüyoruz. Bizim her an bir yere geçme durumumuz olabilir. Ama şimdi şoförler odasının maddi durumu değil. Arkadaşımız bir sekreterinin çıkması gerekti. O sekreterine kredi çekip parasını ödedi. Hala da ödüyordur arkadaş.
Ama bizde öyle değil. Benim 3 tane sekreterim var. Çok şükür, hakikaten çok memnunum kendilerinden. Onlar bugün ayrılsalar benim onlara verebilecek param var. Hani bu nedir? Biz esnaf odasının bir kuruşunu zayi etmemişizdir. Düzce'de 27 tane oda vardı. Ne kadar büyük olduğunu biliyorsunuz. Biz Düzce'nin ikinci büyük odasıyız. Ama parasal yönden hepsinden fazlayız. Nedir bu? Bu paranın nasıl idare edileceğini bilmektir. Bizim diğer arkadaşlarımız burada görüyorsunuz. Yani burayı yönlendirecek kimse yok. Benim nazarımda. Yani değil mi? Dükkan, buyurun abi. Ya bakın konuyu dağıtmayalım da. Şimdi Tuncay Bey'in demesi de şurada şu. Evet. Şimdi bizim yukarıda sizin odanızda 3 tane, diğer odada demircan mağazasında bir tane bayan, diğer tarafta 2 tane. Yukarıda bizim 6 tane kızımız orada çalışıyor, 5-6 tane. Evet. Bu 5-6 tane kızımız. Şimdi karşı grubun şu dedi. Bayanlar dedi oraya girip çıkamıyor dedi. Kaldı tamam, ki bu var. Bir şey diyeyim. Olabilir kardeşim. Benim eşim sürekli gidip geliyor. Tabii, tabii. Bizim yukarıda 6 tane kızımız hiç bugüne kadar bu kahveden veya pasajdan dolayı herhangi bir şiddet, herhangi bir taciz, böyle bir durum, böyle bir şey kaldı mı? Oradaki arkadaşlarımız, işletmeci arkadaşlarımız yani, zaten bizim çocuklarımız. Ha şimdi Duygu Bey çok, bunu bir şey diyeyim. Duygu Bey bunu böyle konuşurken niye o kahvedeki insanları böyle orada gelen insanları taciz ediyormuş gibi zan altına bırakıyor? Onlarda sevgi saygı yok arkadaşım. Ha benim eşim de geliyor sürekli, evet, böyle bir durum söz konusu var. Değil. Bizim Akçakoca küçük yer. Herkes birbirinin akrabası. Herkes birbirinin yani, akrabası. Oradaki işletmeciler geleni gideni kollar. Hiç biz öyle bir şey duymadım. Ben orada 30 yani sene bayanlar buraya rahat bir şekilde gelip gidemiyor derken Duygu Bey burada neyi kastediyor? O şimdi iş yerine. Efendim anlayamadım. Duygu Bey buraya şu an mevcut odaya bayanlar rahat bir şekilde gelip gidemiyor derken burada neyi kastediyor sizce? Duygu Bey kendisi 5 senedir oraya gelmez. Ancak belge alacağı zaman gelir. Nedim abi söyle. Yani dediğiniz gibi bu kahvede alt katta olan, evet, bir kahvede de yani, evet, bizim yine eşimiz, dostumuz, evet, arkadaşlarımız oturuyor. Arkadaşlarımız yani vardır. Hiç öyle bir şey olmamıştır. Akçakoca'da, Akçakoca'da öyle bir taciz ve şey yapmaz. Mümkün değil. Kızlar, eşler hepsi bizim bacımızdır, kardeşimizdir. Öyle bir şeye ben söz şey yapmıyorum yani. Ayıp yani, etmişlerdir. Yani, işte, karşı ayıp etmişlerdir. Başkan, buyurun. Ben olayı bir farklı boyuta çekeceğim. Evet, arkadaşımız zaten şeyde, Hacı abimiz bizim yani oranın şeyindedir. Şimdi benim sorum daha farklı olacak. Buyurun. Şimdi esnafın odası bize açılımını belki bilen var, belki bilmeyen var. Ama bu yayından dolayı bilmeyen de öğrenmiş olur. Şimdi marketler zincirinde bir zincir oluşturuldu Türkiye'de. Evet. Ve maalesef şu anda dediniz ki 550 tane ufak esnafın var dedin. Evet, doğru. Yani küçük esnaf. Bunlar deftere tabi değiller. Deftere tabi şey yani götürürsünüz dedi. Basit. Bak söyleyeyim. İşte basit düşün. Ben sen demek istedim ama ben onu demek istiyorum. Yani şimdi burada esnafımız gittikçe kan kaybediyor başkan. Tamam, kabul. Yani siz oda olarak biz bak ben bir dakika sorun ama sorun bitmedi ki. Tamam, buyurun. Yani oda olarak burada odaların görev ve ifşaları bunların defterini tutmak, parasını almak mı? Yoksa bu marketler zinciri karşısında yapılması gereken ne? Hükümete bir baskı yapabiliyor musunuz? Yapamıyor musunuz? Biz yazışmalarımızı her zaman yapıyoruz. İyi de başkan, bak tamam da şimdi bak ben şimdi şunu söyleyeyim şimdi. Ben tarafsız konuşuyorum. Tamam, ben de sana cevabını vereyim. Tamam. Şimdi biz 2018 mi oldu ilk seçimimiz? Evet. Ve bir de şu anda 2022'nin basını ancak biz sizi gördük şey olarak yani isterse gönlümüz ben kim ben basının her zaman karşısındayım. Karşısında teşekkür ederim. Karşısında deyince yani. Yanındayım. Tamam ben ya başkan. Benim, bak benim burada şeyi karalamak değil. Ben sizin önünüzü açmak, evet, istiyorum. Tamam. Benim gönlüm ister ki sırf sizin burada çağrı olsun. Diğer oda başkanlarının da ben aynı zamanda Düzce Gazeteci Cemiyeti Akçakoca Şubesi Başkanı. Bu arkadaşlarımızla beraberiz. Ve gönlümüz ister ki oda başkanları sadece seçilme değil aylık yapabiliyorsun 6 aylık ya da 3 aylık toplayıp basını bilgilendirsinler. Ve Akçakoca'nın en büyük şansı şu. Akçakoca'ya geniş bir basın yapmasına sahip. Düzce bizim kadar değil. Yani diğer ilçeler bu kadar değil. Bizi bu şekilde faydalanmanızı basını da destek çıkmanızı istiyoruz. Ve çıkarız. Bunun ziyade yanında küçük esnafı kim koruyacak? Buyurun başkanım. Küçük
küçük esnafı biz koruyacağız tabii ki. Yalnız zincir marketlerin yapısını ben meclis üyeliği de yaptım. Bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi de belediyede meclis üyesi olarak görüyor. Şimdi 23 tane büyük market, zincir marketleriyle burası sınırlanmıştı. Yalnız zincir marketler mahkemeye başvurdu yaptılar 2 yıl önce. Bunu kazandılar. Kazandıktan sonra bunlar her mahalleye açmaya hak kazandılar ve verdiler. Bizim bildiğimiz, şimdi karşı gruptaki bir arkadaşımız, kendisinin de marketi var. Ben bunu da söyleyeyim. Zincir marketlerden bir tanesi pazar yerinin üstünde satılıyordu. Şimdi bulunan yer. O arkadaşımız o yeri almak istedi. Almak istedi ama başkası aldı. Siz... Bak sana bir anlatayım. Tamam ama sen benim sorumu ters anladın. Niye anladın? Ben abi diyorum ki şu anda odamızın, esnaf odamızın, evet, Ankara'daki biz yazışmalarımızı yaptık. Anlamadım. Ama mahkeme kararını... Bak ben diyorum ki pandemi palan döken değil mi? Ben devi balan döken. He. Yani şimdi bu vatandaş ne iş yapar o esnafın adına? Size ne gibi bir akışa geliyor? Bunları bize aktarırsanız. Tamam aktarırız. Her ay ben sana aktarayım bundan sonra. Ya ben, bana değil. Bak burada basın mensubu tamam, arkadaşlar var. Başkan sen değil misin basın mensubu? Tamam da toplarsın bizi. Toplarsın. Arkadaşları da şey yapalım. Toplarım bilgilerini. Yani şimdi ben bunu başkan ben bunu niye dedim? Şimdi esnafımız sahipsiz. Esnafımız sahipsiz değil. Biz esnafın başındayız. Esnafın her zaman yanındayız. Esnaf gelip bizden hiçbir zaman geri dönmemiştir. Gelen varsa gelsin, ben bu şu anda bu işi bırakırım. Ben basın mensubu. Biz tepkimizi koyuyoruz ama mahkeme kararlı. Bunlar insanlar, evet, tekrardan burayı açıyor diyorsun. Evet, evet, mahkeme kararlı. Biz esnaf odası olarak tepkimizi koyuyoruz ama mahkeme kararlı tekrardan açabiliyorlar. Meclis. Neydi? Başka cevap artık kardeşim. Sen bir dur, bir dur da. Beraber dedik. Sözcüsü de. Aynısını söyledim. Sözcün mü? Hayır, sözcüm değil. Ben aynısını söyledim. Bak dedim başka. Bak ben anlamadım. Ben seni daha aç diye. Ben seni açmaya çalışıyorum. Başka? Ben açıyorum ama sen anlamak istemiyorsun. Tamam da ya şimdi... Sen de biliyorsun bunun mahkeme kararıyla açıldığını. Ben bilmiyorum. Sen bak, biliyorsun, ne bilmiyorsun? Yok. Bilmiyorum. Biliyorsun. Burayı şimdi ben seni zorlamak için değil. Hayır, gerçekten, ben zorlanmıyorum. Bak, gerçekleri söylüyorum. Tamam sana. Ben diyorum yani şu anda ekonomik bir krizden geçiyoruz. Başka? Evet. Ve insanlar, biz devamlı haber portalında şunu diyor. Keşke diyorum mahalle bakkalı açık olsa da biz tabii, ben öyleyce, zorlanmasak. Ben hayatımda yapmayacağım meslek grubunu seçtim. Heh. Anlatabildim başkanım. Arkadaşlar, şimdi onları da eleştiriyorlar bizim arkadaşlar. Yok Nedim şunu yaptı, bunu yaptı. Ben emekli oldum. Kardeşim, benim çocuğum dükkan açtı. Dükkana yardımcı oluyorum ben. Yok tekel, o zaman git tekelciden şey alma, o isteme. Var mı öyle dava? Bizim için her meslek kutsaldır. Evine ekmek getirebiliyorsa insan, bizim için en kutsal odur. Kendisi eline bir tane ekmek almamış aday oluyor. Öyle şey yok. Bak daha önce bir arkadaşımız da çıktı. Her türlü şey yapıyor, belden aşağı vuruyor, şey yapıyor. Burada bütün esnaf yani, arkadaşlarımız her türlü meslekten... Nedim başkanım, var, benim sormak istediğim soru aslında o değil. Tamam, ben sana söyleyeyim. Yani karşı tarafın rakibin şeyi neymiş, o beni gendirmez. Ben basın mensubu olarak, esnafların sözcüsü olarak ben bunu size sordum. Ama esnaf boşta kalıyor dedim, biz esnafı hiçbir zaman boşta bırakmadık. Ben sizi demedim ki. Dedin, ben şahsınızı demedim ki. Ama ben esnaf odası, ben şahıs olarak ben kendimi yapıyorum. Anlamadım, ben ne diyorum? Halkın dediği şu, bu ekonomik krizde keşke diyorum mahalle bakkalları açık olsa da... Ben de onu istiyorum. Heh. Ben de onu istiyorum. Ben bunu açılımını istiyorum sizden. Açılımını nasıl yapacaksın? Hacı abi, adam gelmiş Kapkeli'ye, şu ana kadar hiçbir şey açmış mı bir market? Gitti Kapkeli'ye, daha binası bitmeden pandunun altına çerçeveyi taktı. Niye onu yazmıyorsun? Bana gelmedi ki ne yazacağım? Nasıl gelmedi? Araştırma girdin, araştır o zaman. Sen şimdi beni suçluyorsun. Hayır, suçlamıyorum seni. Basına... Ben... Tamam biz mesela bize yasal haklarını kullanıyorlar. Ama sen süpermarketlerle ilgili daha önce belediye meclisi bir karar almıştı. Aldı. Sınırlanmıştı. Mahkeme kararı. Ama adamlar yüksek mahkemeye gittiler. Yani belediyeyi aşan bir durum var. Bunu aldılar. Yani şimdi burada buna engel olacak bir şey olarak zarar olan kişi benim. Evet. Ama biz de bunu, ben de bir yönetimde olarak ben bunu araştırdım. Ama baktığın zaman da genel merkez Ankara'da anayasa kanunu çıkması lazım. Böyle bir şeyin olmaması için. Ama meclis şimdi kararı. Meclis kararından çıkması lazım. Şimdi baktığın zaman da sen belediye olarak ruhsat vermeyebiliyorsun ama bir ay, iki ay sürüyor bu. İki ay sonra zaten elini kolunu sallaya sallaya iş yerini açıyor, ruhsatını da alıyor. Bu sefer yapacağın hiçbir şey kalmıyor.
Ondan dolayı esnaf odası da bunu bir suçlamanın bir mantığıydı. Şimdi tutmamalı ben de çünkü. Biz odayı suçlamadık ki. Yani diyoruz ki odamızın bununla ilgili siyasilere bir baskısı var mı? Yapacağı hiçbir şey çalışmasını. Biz birliğimizi, üst kuruluşumuzda yazılarımızı yazarız. Birlikte. Üst kuruluşumuz bizim hakkımızı savunur. Biz de buradaki en çok yazışmamızı belediye başkanlığına yazar. Belediye başkanlığının da eli kolu bağlı. Bu mahkeme kararının ne olduğunu biliyorsunuz siz. İhtiyati tedbir kararı aldırmış şahıs istediğini yapıyor. Tamam başkanım, ben bunu istiyorum senden. Tamam, ben bunu söylüyorum ama sen anlamak istemedin. Yok estağfurullah, bir dakika. Ben sana beşinci kez söyledim. Sen. Yok beşinci kez değil. Eğer bu senin sözcüsü kardeşimiz. İyi de. Hacı abi ne alakası var? Sözümün de. Beşinci kez diyor ki mahkeme kararı, mahkeme kararı, mahkeme kararı. Kardeşim, kardeşim yani. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dayattın bir ya. Sakinim ben, yapmış oldun işte. Lütfen şeyin takip. Sayın başkan, kaç dönem oldu siz yönetimdesiniz? Bu dördüncü dönem, benim başkanlık dönemim oluyor. Yok, üç dönemdir yönetimde. Üç dönem yönetimdeyim. Bu dördüncü olacak Allah'ın izniyle. Ahmet amcanın da yanında beş dönem yaptım. Bu çıraklık, handım, çiğdim, piştim. Bu böyle olur. Böyle gelip, dışarıdan gelip, ben buraya yapayım, bilgi birikim olmadan bu işi çözemezsiniz. Arkadaşım, bir berber çırağı bile sakal tıraşı yapmak için ne kadar zaman harcıyor? Şimdi bakın şu... He, 6 ayda zor öğreniyor. Şuradaki arkadaşlarımızın hepsi orada. Ama biz kalıcı deriz ki zamanı gelince vereceğiz. Ama şimdi ben ne dedim? Bu benim son dönemim. Güveniyorum arkadaşlarıma da. Öğrendi. Ben de Ahmet abime 25 sene çıraklık yaptım. Evet. Şimdi de arkadaşlarım var burada. Benim yanımda durdular. Dik duruyorlar. Ben de onların yanında duracağım. Allah izin verirse sağsak. Burada pırıl pırıl gençlerimiz var. Genç yok değiliz. Bakın buraya. Bizim omurgamız sağlam. Ben öyle diyorum. Başkan sorum şu. Buyurun. 3 dönemdir yönetimdesiniz. Ayın 8'inde tekrar bir şube kongresi var. Orada da habersiniz. Varsayalım ki kürsüdesiniz. Evet. Kamera kadrajına değil de oy kullanacak olan esnaf arkadaşlara sesleniyorsunuz. Esnaf arkadaşlar size bir dönem daha neden destek versinler? Niçin destek versinler? Sizin yeni dönem için projeleriniz, farklı fikirleriniz var mı? Lütfen sizden bir açıklama. Şimdi bizim esnaf arkadaşlarımızın benim neler yapacağımı zaten kendileri biliyor. Biz dolaştık. Biz bütün hepsine ulaştık. Köylere ulaştık, mahallelere ulaştık, şahıslara ulaştık. Zaten ben bunları yalnız bırakmadım. Ben çarşının göbeğinde esnaflık yapıyorum. Her geleni, her geçeni göre. Bunlar seçimden seçimine kabuğundan dışarı çıkan civciv gibi şahıslar. Onlar hayatında dükkanlarından çıkıp bir insanın önünü kesmemiş. Ben geliyorlar burada bana söylüyor ki esnaf hayatta selam vermemiş insan şimdi selam veriyor. Benden ne istediğini bu esnaf biliyor arkadaşlar. Onun için ben daha kapımdan kimseyi geri çevirmedim. Onu biliyorlar. Beni de destekleyeceklerini de biliyorum. Onun için onlara teşekkür ediyorum şimdiden. Bu dönemi de hayırlısıyla atlatıyoruz. Bu dönemden sonra gençlere bırakıyorum. İstedikleri şekilde ben de her zaman sağ olduğumdaki bu arkadaşlarım benim yanımda olduğu için ben de onlara destek veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. 8 Ocak'ta da bütün esnafımızı bekliyorum. Onlar ne yapacağını çok iyi biliyorlar. Canı gönülden hepsini selamlıyorum. Saygılar sunuyorum hepsine.